اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول اقيم الصلاة لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله صدق رسول الله فيما قال Ev kemal. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Bizlere Beytullah'ın bir şubesi olan bu güzel caminin açılışını lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar edebilir. İşte en doğru yolda olmaları umulanlar bunlardır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Yüce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah da ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder. Muhterem müminler, şu anda Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet bahçesi olarak vasıflandırdığı mukaddes bir mekanın içinde bulunmaktayız. Burası günde 5 vakit Rabbimize kulluğa davet için yapılmış ulu bir mabettir. Burası din, renk, statü ve yaş farkı gözetilmeksizin bedenlerimizle birlikte gönüllerimiz ve dualarımızın birleşmesi için inşa edilmiş kutlu bir camidir. Burası kendisine doğru attığımız her adımımızla yüceleceğimiz mihrap, minber ve kürsüsüne her yönelişimizde ilim, irfan ve hikmetle donanacağımız dünya ve ahiret saadetimize vesile olacak bir mekteptir. Rabbimiz şehrimiz ve milletimiz için hayırlı eylesin. Muhterem kardeşlerim, cami inşa etmek elbette çok önemlidir. Ancak asıl önemli olan camiyi varlığımızla mamur eylemektir. Camide zihinlerimizi, gönüllerimizi imar etmektir. Kadını erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla bizlere düşen camilerimizi ibadetlerimizle şenlendirmektir. Daha da önemlisi, kendini bilen, Rabbini bilen, çevresini bilen, sorumluluklarının farkında olan, milletine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme noktasında camilerimizi daha canlı ve daha verimli olarak kullanabilmektir. Camiler, elinden ve dilinden emin olunan, güvenilir mümin şuurunu ve güzel ahlakı evlerimize, mahallelerimize, ülkemize ve tüm insanlığa dalga dalga yaymak amacıyla yapılır. Camiler aynı zamanda İslam beldelerinin bağımsızlığının, müminlerin her türlü dünyevi esaretten kurtularak gerçek özgürlüğe ulaşmalarının sembolüdür. Bunun için biz camilerimiz ve ezanlarımız için İstiklal Marşı'nda dua eden bir milletiz. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Kardeşlerim, geliniz bu kutlu mabette, bu mübarek vakitte hem birlikte Yüce Rabbimize, hep birlikte Yüce Rabbimize el açıp gönülden amin diyelim. Ya Rab, bu güzel camimizi, şehrimiz, ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile eyle. Ya Rab, bağımsızlığımızın sembolü ezanlarımızı dindirtme. Şehitlerimizin simgesi olan bayrağımızı indirtme. Kâbetlerimize namahrem eli değdirtme. Allah'ım, vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize kastedenlere fırsat verme. İstiklal ve hürriyetimizi, kardeşlik ve muhabbetimizi daim eyle. Ya Rab,
değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Gazilerimize acil şifalar lütfeyle. Amin. Bizleri onların uğrunda canlarını feda ettikleri, kanlarını akıttıkları yüce değerleri yaşayan ve yaşatanlardan eyle. Amin. Asırlardır senin isminin gök kubbede yankılanması için çabalayan milletimizi her daim aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el gur'anu festemi'u leh ve ansifû leallekum turhamûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillah, 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 hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimin le nebihi ve tekrimen fekhameti şani şerefi safiyyih. Fekal azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. İnne allahe ve melâiketehu yusallun ala nebi. Ya eyyühellezine amenü. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين والحمد لله رب العالمين العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fuhşiyattan, haksızlıktan, zulümden men eder. Bunları tutasınız, yerine getiresiniz diye sizlere öğüt verir. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. اشهدوا أن محمد رسول الله. Muhterem Müslümanlar, saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا ورأيت الناس
سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Thank you.
Thank you.
اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وأخلاقا جميلة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cemaat-ı Müslümin, camimizin çıkışında atılış merasimimiz yapılacaktır. Thank you.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Sayın Başbakanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Ankara'da yapımı tamamlanan Melike Hatun Camii açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı ve tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hemşehrilerim, bugün bu cuma vakti Ankara'mız için son derece önemli olan Melike Hatun Camii'nin ibadeti açılışı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Melike Hatun Camii Ankara'mıza, Türkiye'mize, hepimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bu mabedin Ankara'mıza kazandırılması Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışmalarla oldu. Ben bu vesileyle Ankara'mıza böylesine muhteşem bir Salatin Camii kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, dinimizin doğru anlatılması, doğru öğretilmesi, doğru yaşatılması ve yaşanması konusundaki çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ankara'mızın Gençlik Parkı'nın yanı başında, hastaneler bölgesinde ve çok önemli bir yerde kardeşlerimizin cami ihtiyacını karşılayan bu eser, eminim ki asırlarca bu beldenin Müslüman bir belde olduğunun, burada Müslümanların var, bir ve hür olduğunun sembolü ve nişanesi olacaktır. Rabbim mabetlerimizi mahzun bırakmasın, ezanlarımızı dindirtmesin ve bu büyük eserleri, mabetleri cemaatsiz bırakmasın diyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım.
Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Ankaralılar, değerli hemşerilerim, hepinizi bu mübarek Cuma gününde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Evet, bugün Ankara'mıza, ulusuna çok yakışan güzel bir eserin, Melike Hatun Camii'nin açılışını yapıyoruz. Allah bu camide yapacağımız ibadetleri, yapacağımız hayırları kabul eylesin. Ankara'nın yıllar önce sadece göze çarpan Kocatepe Camisi vardı. Daha sonra Hamdi Aksekili Camii, sonra Millet Camisi, şimdi de Melike Hatun Camii ile beraber Ankara camileriyle de artık gözüken camileriyle anılan bir başkent haline geldi. Özellikle Ankara'nın kalbinde Ulus'ta Gençlik Parkı'nın hemen yanında yapılan bu caminin başlangıçta yapımına teşvik eden, ön ayak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir eser olmuş. Bu eserin vücut bulmasında katkısı olan, emeği olan, hayrı olan ve bu caminin yapımında, projesinin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Mevlam bu camide yüce dinimizi en güzel şekilde yaşamayı bütün müminlere ve bizlere de nasip etsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Ankaralılar, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu mübarek Cuma günü Ankara'mız bir abide eser daha kazandı. Emeği geçenlere tebriklerimizi sunuyorum. Böylesine eserler devletlerin tapularıdır. Ve devletimizin ilelebet payidar olması için vurulmuş birer damgalardır. Ankara'mız muhterem Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve onun gayretiyle çok büyük eserlere, camilere, ibadethanelere kavuştu. Allah razı olsun, kendisine daha nice eserler, hizmetler nasip olsun niyazında bulunuyorum. Akifimiz de diyor, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ezanlarımız susmayacak ve devamlı inşallah ülkemiz daha ilerlere giderek tarihten gelen misyonunun, görevinin şuur ve idrakiyle daha ötelere gidecektir. Bütün emeği geçenlere, teknik ekibe, bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi tekrar sunuyorum. Sizleri tekraren en derin hürmetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı Hak nice güzel günlere kavuştursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere Melike Hatun Camii açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Açılışını yaptığımız Melike Hatun Camii'nin şehrimize, ülkemize ve tüm alemi İslam'a hayırlı olmasını diliyorum. Kimdir Melike Hatun? Melike Hatun halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. En eski Tahrir defteri kayıtlarına göre Melike Hatun 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri Taşçılar Sokak'ta yine şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır. Varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf ehli olan Melike Hatun Ankara'da birçok cami, medrese, hamam, çeşme ve bahçe yaptırmıştır. Bu eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi, Melike Hatun Medresesi, bir diğer adıyla Kara Medrese, İnebey Subaşı Hamamı'dır. Ankara taşından inşa edildiği için halk arasında Kara Medrese olarak bilinen Melike Hatun Medresesi, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin müderrislik yaptığı Ankara'nın en eski medresesidir. Kardeşlerim, caminin inşasına katkıda bulunan hayırseverlerimizi, mimarından mühendisine, hattatına, tüm işçi kardeşlerime, bu eserin vücut bulmasında emeği geçen tüm kardeşlerime, huzurunuzda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bildiğiniz gibi Ankara Cumhuriyet'in başkenti olmasının ötesinde Selçuklu ve Osmanlı'nın da merkez şehirlerinden biridir. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başarıyla mezzeden bu eserin kendine has güzellikleriyle Ankara'mızın sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Şu anda Melike Hatun Camii'mizin mimarisi öyle zannediyorum ki Türkiye'de bir ilk. Bu yönüyle de farklı özelliklere sahip. 19.500 metrekarelik arsa alanı, yaklaşık 7.000 cemaat kapasitesi, 3 şerefeli, 4 adet minaresi, altta kongre salonu, medeniyetler müzesi inşallah, toplantı salonları, sergi mekanları, 5 katlı otoparkı, çevreye otopark rahatsızlığı inşallah verilmeyecek,
Diğer özellikleriyle Melike Hatun Camii maşallah her açıdan adına şehrimize yaraşır bir eser oldu. Böylece başta Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin müderrislik yaptığı kara medrese olmak üzere inşa ettirdiği cami, medrese, hamam, çeşme ve bahçe gibi eserlerle tarihimize vakıf insan olarak geçen Melike Hatun'a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Yani özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması, ki isim babası da Bülent Arınç Bey'dir. Onun için kendisine de teşekkür ediyorum. Böyle bir isimle inşallah tarihimizle günümüzü mezzetmiş olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde, kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allahu Teala'nın ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor. Rabbimiz de Tevbe suresinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Burada çok net bir şekilde bize mescitlere sahip çıkmamız, onları imar ve ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Ancak bir dönem ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Ankara'da da bu ayetin bize nakşetmek istediği şuurun ihmal edildiğini görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde Ankara'nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Daha önceki dönemlerden kalan camileri ahırlara çeviren zihniyet Ankara'da da mescitleri mahzenlere, bodrumlara, binaların en kör noktalarına mahkum etmişlerdir. Kardeşlerim, insanları kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. Evet, bir başkente asla yakışmayan yeraltı camileri uzun yıllar Ankara'nın kaderi olmuştur. 1959 senesinde tamamlanan Maltepe Camii, rahmetli Menderes'in 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987'de açılan Kocatepe Camii de rahmetli Özal'ın bir eseri olmuştur. Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara, her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi. Biz bu tür eserlerle Cumhuriyet'in Ankara'sını Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Ankara'sıyla buluşturuyoruz. İşte Melike Hatun, İşte Millet Camii, yapılmakta olan inşallah Ankara yolundaki cami. Bütün bunlarla inşallah bu mühür vurulmuş olacak. Şehrimizin farklı yerlerine kazandırdığımız abidevi camilerle şehrimizi kadim kimliğine yeniden kavuşturuyoruz. Kardeşlerim, sözleri daha fazla uzatmadan mimarı, mühendisi, tüm işçileriyle ama hepsinden öte, değerli kardeşlerim, burada devlet bütçesinin bir kuruşu yoktur. Bu cami tüm hayırseverlerimizin verdikleriyle yapılmıştır. Onun için hayırseverlerimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun.
Bizden teşvik, onlardan da bu eserleri ihya. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. İnşallah Rabbim ülkemizi ezansız, inşallah camilerimizi de biliyorsunuz müminsiz, cemaatsiz bırakmasın diyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve dua yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a mikrofonu takdim ediyorum. Buyurunuz lütfen. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Ya رب العالمين sen cami ismini taşıyorsun. Esma-i Hüsna'dan biridir cami ismi. Nasıl ki bütün mahlukatı, bütün mevcudatı cami isminle, rahmetinle, merhametinle kuşatıyorsan, burada yapılmış olan bu ulu camiyi de, bu güzel camiyi de bütün müminleri, kadın, erkek, genç, ihtiyar, çoluk, çocuk hepsini kuşatmasını, rahmeti ve merhameti içerisine almasını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam nasıl ki Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi yaptıysa aynı ruhla bu ve başka camileri de yapmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, camilerimizden ezanların yükselmesi, camilerimizin içinde mektep, medrese, ilim, hikmet, irfan öğrenmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri her türlü kötülüklerden, düşmanların şerrinden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizlere tuzak kurmak isteyen hainlere fırsat verme. Kardeşliğimizi daim eyle. Milletimizi, memleketimizi, vatanımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize şifalar nasip eyle. Amin diyen şuradaki bütün mümin kullarını cennetinle, cemalinle şeref yâb eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Melike Hatun Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Müsaade misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, efendim sol tarafınızda. Thank you.
Hazır mıyız? Hazır mıyız? Melike Hatun Camii tüm Ankara'ya, ülkemize, tüm müminlere, Müslümanlara, İslam dünyasına hayırlı olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kordeleyi kesiyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Melike Hatun Camii açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup, siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, Ankaralıların hizmetine sunmuştur. Bu güzel eserin, bu güzel camimizin, güzel şehrimize, Ankara'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Günün erken saatleri itibariyle, bu alanda hazırlık yapan emniyet görevlilerine, sağlık ekiplerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine, teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.